Selam arkadaşlar. Ben Bella. Bugün sizlerle birlikte ev turu çekeceğiz. Biraz heyecanlıyım çünkü bu benim ilk videom ve ilk videomda ev turu çekmeyi düşündüm. Umarım güzeldir. Güzel olur. Ben Bella arkadaşlar. Yeni tokatı burada oluyor. Neyse. Arkadaşlar şimdi evi dolanacağız. Size ev turu çekeceğim. Umarım güzel olur, beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz yorumlara yazın. Yanımdaki de arkadaşlar benim köpeğim. Evet, ama daha ismi yok. Ve ben bunun ismini beraber koyalım istiyorum. Yorumlara aynı esnada onun da ismini yazabilirsiniz. İsim ne olabilir diye. Öyle. Evet arkadaşlar, bence artık geçelim çünkü ben çok heyecanlıyım. Sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Tamam, başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada böyle eşyalarım falan var. Burada benim çantam var, böyle cüzdanlarım falan var. Burada işte öylesine kıyafetim var. Sonra ne bileyim, burada istemediğim kıyafetlerim var. İstediğim ama şu anlık dolabımda yer olmadığı için falan koyamıyorum. Neyse, sonra işte burada böyle kameram var. Şu an zaten bu kamera vlogumuzu çeken kamera o. Hatta tripoda koyayım ya. Ben niye masaya koyuyorum ki? Ay. Veya ben bu tripoda koymayacağım. Buna koyacağım. Tamam. Evet, devam edelim. Gördüğünüz gibi burada burada bilgisayarım var. Ben bunu bir süreliğine bayağıdır istiyordum bu arada arkadaşlar. Dedim ki eski evim çok küçüktü, yetmiyordu. Bu evime koyayım dedim. Nasıl? Çok güzel. Ben bu bilgisayarımı çok seviyorum. Umarım daha çok kullanırız. Neyse. Şurada bir kutu var arkadaşlar. İçinde, ay bakın bu çok güzel. İçinde şöyle bir kalp var. Ben bunu genelde bir videom falan olsa onda kullanmayı düşünüyorum. Her neyse. Bunu da koyayım. İşte burada da pembe sandalye var, uyumlu olsun diye. Yukarıda arkadaşlar yatağımız var. Yatağımın üstünde yukarıda yatağımız var arkadaşlar. Yatağın üstünde de şöyle böyle bir oyuncağımız var. Bence çok tatlı. Neyse, yana kayalım. Yana kaydığımızda da şurada gördüğünüz gibi bulutlu tabletim falan var. Kameram var iki tane. Ve arkadaşlar şöyle, ay bu değil. Şöyle bir şey var. Üstünde Rita yazan. Ben bu arada Rita'yı çok severim. Hatta durun. Üstümdeki şey gördünüz mü? Bu benim en sevdiğim kıyafetim arkadaşlar. Çok da seviyorum yani. Çok güzel. Rita'lı bu da. Rita'yı severim dedim. Rita teması güzeldir. Yerlerde arkadaşlar gökkuşağı halıları var. Bence çok güzel. Çok yakıştı bu odaya. Şurada arkadaşlar bunun yeri. Ben genelde hep bunları sabah böyle takarım böyle. Üstümde bu. Şöyle bir üstüm olur. Hep giyerim böyle. Çok da güzel ama yer bulamadığım için bunu buraya koydum. Sonra bunu tabii ki de buradan alacağım. Yerde ismi daha olmayan köpeğimizin şeyi var. Nasıl diyeyim, böyle oturması için falan bir şeyi var. Bu odaya koydum bunu da. Tamam, devam edelim. Sonra işte burada arkadaşlar tripodum var. Bu tripodu da yeni aldım. Pek bir şey için kullanmıyorum ama... tripodum var neyse. Eski evimden kalma arkadaşlar, işte yukarıda eski evimden kalma. Eski evimden kalma dediğimde arkadaşlar eskiden hep kullandığım şapka koleksiyonlarım var arkadaşlar. Böyle burada taçlarım falan var. Sonra işte hakikaten şu tacı takalım mı? Şöyle. Nasılım? Takmayacağım ya. Neyse arkadaşlar, burada gözlüklerim var. Burada böyle şeyler var. İşte şapkalarım falan var. Devam edelim. Şurada kıyafetlerim var. Çok kıyafetlerim var. Ama hepsi çantamda. İşte çok konuşamıyorum, bir dakika. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Bu oda böyle, bu arada yıldızlı şeylerim nasıl, çok güzeller değil mi? Çok beğendim ben. Ay arkadaşlar biraz şeyim ben. Kusura bakmayın, biraz... nasıl diyeyim, biraz heyecanlıyım da. Neyse. Yan geçiyoruz yana. Burada arkadaşlar şey var. Banyo. Şimdi burada işte böyle şeyimiz var. Çeşme işte. Böyle şeyimiz var. Aynamız.
aynamız da ışıklı. Çok güzel. Burada tuvalet var. Tuvalet de pembe. Halımız da pembe kalp. Halı var. Sonra burada ışıklı kardan adam gibi bir şey koydum. Yana geçelim. Burada şampuanlarımız var. Bir dakika in hayatım. Şurada işte böyle şampuanlarım var. Saç bakım spreyim var. Saçlarımı bir de düz tutmak için o işe yarıyor. Sonra arkadaşlar burada elim için bir de saçlarımın güzel kokması için şeyler var. Ve burada dişlerim, diş fırçası yani. O. Bir de arkadaşlar şu yerdeki bu. Bir saniye şunu kaldırayım. Şu yerdeki şey de bunun içinde işte bu diş fırçaları. Ay diş. Evet diş fırçaları şeyi vardı bunda. Bunu içine koyuyorduk. Ben daha bunların yerlerini yani kutularını da yerine kaldıramadım. Onun için burada bekliyor. Devam edelim. Burada banyomuz var. Şöyle. Normal, klasik. Şurada arkadaşlar benim maskelerim, bir de havlularım var. Banyo havlusu veya bakım havlusu, maskesi falan var. Burası da böyleydi. Geçelim. Sonra arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şurada gördüğünüz gibi iki tane yastık var. Neden bilmiyorum. Burada böyle oturup bir de ben burada oyun aldım arkadaşlar. Onu oturup oynuyoruz. Kankalarımla. Ben size kankalarımı tanıtmadım bu arada. Arkadaşlar benim kankalarım 3 kişiyiz. Beni de saysak 4 kişiyiz biz. Stella, Clara, ben bir de Stella, Clara, ben bir de Zeyze. Arkadaşlar biz 4 kişi kankayız işte böyle. Bu arada benim bir tane kardeşim var Lili diye. İki çocuğu var Jenny ve Jack diye. Bir tane kocası var Chris diye. Onlar iki katlı lüks bir evde yaşıyor. Şu an herkes merak etti galiba benim ailemi falan. 3 kankam, bir kardeşim var arkadaşlar. Neyse onların da kanalı olacak bu arada, onu da söyleyeyim. Şu an yok ama yakında olacak Toka Life Lily diye. Ama neyse şu an boş verin. Devam edelim ev turumuza. İşte burada oyunumuz var böyle. Ben bu oyunu oynamak için falan almıştım. Kankalarla oynuyoruz. Bu da öylesine süs işte. Bu ne için bilmiyorum ben de. İşte burada da gökkuşağı halı var. Devam edelim. Burada arkadaşlar bir tane koltuk var. Gördüğünüz gibi. Neden koymadım? Arkadaşlar genelde bir sürü koltuk çeşidi vardı ama bu eve en yakışan tür bu olduğu için bunu koydum. Bir de burada donutlu oturma yerleri var. Böyle. Neyse. Sonra yana kayalım azıcık. Gördüğünüz gibi. Şurada bir sandalye var oturmak için. Şurada da 4 tane var. Özenle yaptım arkadaşlar. 3 tane Stella, Clara, Zeyzi ve ben. Bunu özenle yaptım. Sonra burada da içeceğimiz var arkadaşlar. Burada da dediğim gibi oturma yeri var. Burada gökkuşağı bir şey koydum. O da ışıklı. Sonra balkonumuzu göstereceğim. Balkon. Burada iki tane içeceğimiz var arkadaşlar. Sonra işte burada uzanmamız için iki kişilik yer var. Burada da şemsiye var. Böyle işte dediğim gibi içeceklerimizi koymak için. Kapatalım burayı da. Tamam. Mutfağa geçiyoruz. Hadi gel bakalım. Ay çok tatlı ya. Tamam arkadaşlar mutfak. Mutfaktayız. Mutfak nasıl? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bu arada benim heyecandan dilim tutuldu yani. Dilim tutuldu ne be. Konuşamıyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim biz. Böyle bir şey var arkadaşlar. Çünkü benim böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle fırınım var. Gördüğünüz gibi fırın. Fırın var. Sonra işte arkadaşlar yukarıda ekmek. Şöyle ekmeklerimi kızartmak için bir şey var. Yanında da ekmeklerim var. Sonra yukarıda da baharatlıklar var arkadaşlar.
Yanında bardağım var ama bardağım tabii ki de bu kadar az değil. Sonra tabaklar var ve iki tane çay bardağı falan var. Bir tane de şöyle termosum var. Şöyle yemek karıştırmak için bir şeyim var böyle. Bir de burada çatallarım, bıçaklarım var. Burası böyle. Sonra şu iki yerde bakın burada bir tane deterjanım var. Çok az şeyim var arkadaşlar çünkü buraya daha taşınalı 3 gün falan oldu. Ay. Şunu koyayım böyle. Böyle arkadaşlar. Sonra burada işte çeşme falan var. Böyle. Hemen yana geçelim. Yanda arkadaşlar şeyim var. Fırınım var. Fırınımın üstünde hoş bir tane tava var. Gördüğünüz gibi böyle. Sonra işte fırınımın içinde de tepsi var arkadaşlar. Tepsi bildiğiniz klasik tepsi. İçine yani ciddi ciddi ben koyabiliyorum tabağım bakın. Sonra işte neyse bunu da koyayım içine. Evet. Bu arada dolabımı gördüğüm şey dolabımı şimdi dolabı açacağız arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi burada ketçap var. Ketçap var işte. Neden orada ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de burada dolap var. Dolabın içini gördüğünüzde sakın şey demeyin. Sende neden bu kadar az var? Ben de bilmiyorum. Çok az var. Arkadaşlar ben dondurmayı çok severim ve burada üstünde pop yazan bir dondurma aldım ben böyle. Çok da güzeller. Neyse hatta bir tanesini yiyelim mi? Aa, ama yiyemeyiz çünkü hava soğuk. Her neyse devam edelim. Şimdi sonra aşağıda mısır, çikolata, cips ve reçel var. Çok az şey var. Ben genelde öğle akşam yemeklerimi hep şeyden söylerim. Sabah yemeğinde. Hep arkadaşlar sipariş ederdim 3 gün boyunca. Böyle. Sonra burada masamız var. Sandalyemiz var. Sonra işte burada nasıl diyeyim? Burada meyvelerimiz var. Bir de yerde kalpli halı var tekrardan. Bir de şurada şunlar var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şunlar çıkartmalar var. Neyse. Evet. Geldik son odaya. Bu son oda niye böyle diyeceksiniz? Arkadaşlar çünkü bu odayı ben pek dolduramadım. Burası genelde benim makyaj odam olacak ama kesinlikle böyle olduğuna bakmayın. Yoksa ben burayı dolduracağım. Neyse başlayalım artık. Burada beğendiğim klasik kıyafetlerim var. Tabii bunlardan daha çok sevdiğim kıyafetlerim de var. Neyse beğendiğim böyle özel bir yere gidince falan kullanmalık kıyafetlerim var. Üstünde çantam var. İçi boş tabii ki de. Yanında da işte parfümüm var arkadaşlar. O ikisini buraya koydum. Bu oda daha boş ama tabii ki de bu dolacak bu oda. Devam edelim. Burada işte benim eşyalarım var. Kalemlerim falan. Sonra işte böyle sandalyem var burada da makyaj yapmak için. Sonra şurada ışıklandırmalarım var. Bir de arkadaşlar burada yukarıda Rita'nın falan şeyleri var. Benim en çok sevdiğim tabii ki de bu. Çünkü Rita'yı çok seviyorum demiştim hatırlarsanız. Bunun içinde arkadaşlar kalem var. Bunun içinde şöyle fotoğraf makinesi var. Bu da zaten klasik herkes biliyor bunu. Bunun içinde de oyuncak bir şey var. Oyuncak olmayabilir bilmiyorum. Ay neyse. Şöyle. Sonra arkadaşlar burada makyaj masam var. Gördüğünüz gibi allıklarım falan var. Allığım çok severim arkadaşlar. Bu allığı insan görse aşık olur herhalde. Ben de ilk gördüğümde aşık oldum ve hemen aldım. Çok güzel. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu da far galiba. Far seti falandı galiba. Öyle bir şey de hatırlamıyorum pek ama neyse. Şunu da şöyle koyalım. Burada tek bir fırçam var arkadaşlar. O da mavi. Özel olsun diye bunu aldım. Acaba bir gün boyunca mavi mi çeksem? Her şey mavi. Ama arkadaşlar benim en sevdiğim renk mor. Bu arada onu da söyleyeyim mor. Çeksem ilk videom her şey mor videosu olacak. Burada parfümümle şeyim var. Elimin kurumaması için. Burada güneş kremim var arkadaşlar. Burada bir tane pembe sandalye var. Sonra arkadaşlar işte burayı gösterdik. Burada bir tane pembe uyumlu olsun diye buraya koydum. Aslında bu ismi olmayan köpeğimin canım benim. O böyle üstüne oturuyor genelde bunun. Ama
Ama ben bunu buraya koydum. Bilmiyorum yani. O da oturuyor tabii buraya geldiğinde. Ben makyaj yaptım da oturuyor. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Böyleydi arkadaşlar videom. Şimdilik videom biraz heyecanlıyım zaten. Hızlı anlattım galiba. Videomun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Dediğim gibi köpeğimin ismini de bulmamız lazım. Onun da ismini bulmamız için ayrıca yorumlara yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir sonraki videomun ne olacağı ile ilgili bir şeyler de söyleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.